Senarkes dünyanın en büyük teknoloji firmaları için özel kılıflar üreten, Amerika'daki ekonomik kriz ortamına rağmen büyümeyi sürdürebilmiş başarılı bir Türk firması. Dilerseniz şimdi Senarkes'in kurucusu Remzi Öten'in cesaret dolu başarı öyküsünü hep birlikte izleyelim. Senarkes, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri için özel kılıflar üreten Amerika merkezli bir Türk şirketi. Şirket yıllar önce eğitim amacıyla Amerika'ya gelen kardeşler Remzi ve Fevzi Öten tarafından kurulur. 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümüne burslu olarak Türkiye derecesiyle girdim. Mezun olur olmaz İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde master programına başladım. Fakat tam o sırada Amerika'daki master programına kabul aldığım için yine burslu olarak Amerika serüvenim o zaman başladı 1993'te. Akademik kariyer planları yaparken kardeşi Fevzi Öten'in teşvikiyle kendisini ticaret yaparken bulan Remzi Öten, teknolojiyle kullanıcı olarak yakın ilişkisini ve aile geçmişlerindeki dereceliğini birleştirerek Senarkes'i diğer kılıf üreticilerinden farklı bir yere konumlandırmayı başarır. Biz yani belki ticaretten çok anlayan insanlar değildik. Fakat teknolojiyi takip ediyorduk ve teknolojiyi anlıyorduk ve aynı zamanda da yeni medyayı anlıyorduk. Yani internet medyasını anlıyorduk. Yani bu 10 sene öncesinden bahsettiğimizde insanların, ticaretin içinde olan insanların çoğu bunu hayal bile etmedikleri şey. Biz buradan başladık ve biraz da anladığımız için onun ilk baştaki avantajlarını iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bizim amacımız bir anda bütün Amerika'daki bütün satış mağazalarına girelim ve bir kılıf markası olarak bütün satış mağazalarında bulunalım derdinde değildik. Bizim derdimiz markanın pozisyonunu, yerini çok güzel bir şekilde belli insanlara önce anlatabilmek, belli bir diğerlerini etkileyebilecek bir kitle oluşturmaktı. Kendimize has, kendimize özgü çizgimizle büyük firmaların dikkatini çektik ve bu firmalar bizimle irtibata geçmeye başladı. Mesela o zamanların Amerika'da çok bilinen, tutunan markalarından bir tanesi Palm'di. Palm ilk akıllı telefonu çıkaran firmadır. Apple'ın satış mağazaları gibi büyük mağazalara giden bir kısım var burada. Belli ürünler burada paketlenip dünya tarafındaki Apple satış mağazalarına gönderiliyor. Şirketin ismi düşünülürken Remzi Öten'in bir kız çocuğu dünyaya gelir. Annesinin de tavsiyesiyle şirketin ismi belli olacaktır. Sadece kızımızın ismi olmuş olmasından dolayı değil, fakat aynı zamanda da Sena isminin Amerikalılar tarafından ve dünyada herkes tarafından rahatlıkla akılda kalabileceği ve rahatlıkla söylenebileceği düşüncesiyle de buna da çok uygun olduğunu, kaliteli bir markanın ismi olarak da çok güzel olacağını Amerikalılara da sorarak karar vermiş olduk. These are not... Apple şirketinin 2007 yılındaki iPhone lansmanı Senarkes için bir dönüm noktası olur. iPhone ve sonrasında piyasaya sürülen diğer akıllı telefonlar şirketin uzmanlık alanıyla birebir örtüşür. Büyük firmalarla ilişkilerimiz arttı. Fakat en önemlisi Apple'ın iPhone'u çıkarmasıyla başladı. Ve enteresandır ki Apple'ın iPhone'u bir şekilde bizim uzmanlık alanımıza geldi oturdu. Yani baktığınızda pahalı bir cihaz ve ekranı büyük bir cihaz. iPhone çıkar çıkmaz bizden ürünlerimizi talep ettiler. Ve şu anda dünyadaki Apple'ın
Apple'ın sahip olduğu bütün satış mağazalarında ürünlerimiz mevcut. Modelhanemizde Türkiye'den gelen ustamız Ertan Bey modellerimizi çalışıyor. Ve burada tabii üretim bazında değil fakat daha çok küçük çapta birer ikişer numune yapmak ve nasıl göründüğünü, nasıl olduğunu görmek amacıyla çalışıyoruz. Senay Case sadece Apple markası için üretim yapmaz. Diğer teknoloji ve ünlü moda markaları da Senay Case'in kapısını çalar. Amerika'nın tanınan isimleri teknolojik aletlerini Senay Case'in ürettiği kılıflarla korumaya başlar. Amerikalılardan da basketbolcu Chris Bosh'un kullandığını biliyoruz. Ayrıyetten bu Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Eva Longoria adlı sanatçının kullandığını biliyoruz. Mesela Without a Trace dizisine de sponsor olduk. Oraya da kılıflarımızı gönderdik. Oradaki FBI ajanları da kılıflarımızı da kullandılar. Moda markaları mesela biz Michael Kors'la anlaştık. Aşağı yukarı bir buçuk iki yıldır Michael Kors'un bütün iPad, iPhone kılıflarını yapıyoruz ve Apple Store'larda dünyadaki bütün Apple satış mağazalarında ve aynı zamanda da Michael Kors'un kendi mağazalarında satıyoruz. Daha iki gün önce BlackBerry'nin müdürlerinden bazıları buradaydı, Kanada'dan geldiler. BlackBerry ile de özel bir anlaşma yaptık. HTC gibi, Samsung gibi, son zamanlarda çok tutan akıllı telefon ve tabletlerinin hepsine değişik dizaynlarda kılıflar üretiyoruz. Senay Case, ekonomik krizin yaşandığı, şirketlerin birbiri üstüne kapandığı Amerika'da son birkaç yıldır ülkenin en hızlı büyüyen şirketleri arasına girmeyi başarır. Bu en sonki Orange County Business Journal, burada kapak konusu olduk ve buradaki en hızlı büyüyen şirketler arasında, bakın ismimiz var, en hızlı büyüyen 100 şirket arasında 11. olduk. Evet, şirketimiz aslında kurulduğundan beri her sene ve her iki senede bir 2'ye, 3'e katlayarak büyümesini sürdürüyor. Özellikle son 4-5 senedir biz Amerika'daki en hızlı büyüyen şirketler listesine giriyoruz. Aşağı yukarı bütün Amerika'da ilk 1000'e giriyoruz. Geçen sene, 2000 daha doğrusu bu senenin ödülü olarak 2011'de 567. olduk bütün Amerika'daki sıralama, hızlı büyüyen şirketler sıralamasında. Aynı zamanda da mesela bu bölge, Los Angeles bölgesi ve Orange County bölgesi çok ekonomik olarak Kaliforniya'nın önemli bölgelerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda bu bölgede de en hızlı büyüyen şirketler listesinde bu sene 11. olduk. Bu şekilde bir büyümeyi sürdürüyoruz. And Mr. President, I have a commendation, certificate of recognition presented to the California Turkish American Chamber of Commerce in recognition of your efforts to increase the trade volume between Turkey and the United States and for your support to California businesses and professionals. Thank you. We thank you. Kata adlı Kaliforniya Türk-Amerikan Ticaret Odası'nın kurulumunda da öncülük eden Remzi Öten, bu tip kuruluşların iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu düşünüyor. Küçük esnaf olsun, büyük iş adamları olsun, Amerika'ya geldiklerinde iş yapmakta zorlanabiliyorlar. Bunu zorlanmalarının nedeni yetersiz olmaları değil, yeterli bilgilerinin olmaması. Ve biz de düşündük bu şekilde bir iş adamları derneği, bir ticaret odası gibi bir şeyin bu bölgede çok yararlı olacağını düşündük. Ve 2004 yılında Kata Chamber dediğimiz, yani Kaliforniya Türk-Amerikan Ticaret Odası'nı kurduk. Ve bunun altında, çatısı altında Türkiye'den gelen, buraya yerleşmek isteyen veya burada iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına yardımcı oluyoruz.
olmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda Amerika'daki Amerikalıların Türkiye ile iş yapmak isteyenlerine yardımcı oluyoruz. Remzi Öten bazen yolculuk, bazen de alışveriş yaparken etrafındaki Amerikalıların Senakis'in ürettiği kılıfları kullandığını sıklıkla gördüğünü ve bunun gurur verici olduğunu belirtiyor. Bazen uçakta giderken veya işte havaalanında beklerken bakıyorsunuz sıradaki veya yanınızdaki kişi sizin üretmiş olduğunuz kılıfı kullanıyor veya işte oturmuş iPad'ine bakarken sizin kılıfınızı kullanıyor. Bu bize çok gurur veriyor, çok hoşumuza gidiyor. Hatta birçok zaman oturup özellikle gidip o insanlarla o konuyu konuşuyoruz. Onlar da memnun oluyorlar çünkü çok güzel şeyler söylüyorlar. Ürünü beğendiklerini, markayı beğendiklerini, hep bu markayı aldıklarını söyleyenler var. Biz bir açıdan kendimizi tatmin etmek için, kendimiz gururlandığımızdan gidip o insanlarla konuşuyoruz. Güzel şeyler söyleyeceklerini biliyoruz, söylüyorlar. Yani bu da ayrı bir gurur vesilesi. Hoşumuza gidiyor.